Arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam ölçüsüyle kayısı reçeli yapacağız. Öyle şerbette yani şekerde falan bekletmenize gerek yok. Çok lezzetli tam ölçülü arkadaşlar. Ben 1 kilo üzerinden size tarif edeceğim ki sizler ona göre 2 katını arttırarak da yapabilirsiniz. 1 kilo 150 gram kadar önümde kayısım var. Tabii ki çekirdeklerini falan çıkarttıktan sonra ortalama 1 kilo kadar geliyor. Yani çekirdeklerini alınmış haliyle 1 kilo diyorum. Onu hemen belirteyim. Yani çekirdekleri de nereden baksan 100-150 gramı arası geliyor. Tenceremi de önüme aldım. Kayısılarımı güzelce birkaç suda iyice yıkadım. Şimdi öncelikle kayısılarını şöyle ortadan kesip içindeki çiğdini alıp ben şöyle bir kere de ortadan kesiyorum. Eğer kayısılarınız çok fazla büyükse bu işlemi yapın. Yoksa ikiden ortadan ikiye de kesebilirsiniz arkadaşlar. Benim biraz kayısılarım büyük olduğu için sadece böyle bir kayısıyı dörde bölüyorum. Şimdi tüm kayısıları aynı şekilde kesip hazırlayacağım. Hemen hemen yarım saat 40-45 dakikada falan kayısınız hazır olacak. Hiç öyle şekerde falan bekletmeyin. İnanın ki böyle daha güzel oluyor. Daha tane tane oluyor. Hatta kanalımda şeftali reçeli de var. Onu da bu yöntemde yapmıştım. Çok güzel oluyor. Kayısılarımı hazırladım arkadaşlar. Şimdi ocağın başına geçip hemen pişirmeye başlayabiliriz. Doğradığım kayısıları ocağıma getiriyorum. Altını yakıyorum. Bu en büyük ocağın en kısasını alacağım arkadaşlar. İçerisine çok olmadan şöyle yarım çay bardağı kaynar su ilavesi yapıyorum. Bir kapağını kapatacağım arkadaşlar. Çok karıştırmadan arada şöyle sallayın. Dibine tutmasın. En kısıkta bir 5 dakika bir kaynasın bakalım. Dibine tuttuğunu görürseniz şöyle iyice karıştırın arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Bir 10-15 dakika öncelikle bu şekilde pişireceğiz. Sonra şekerini ilave edip bir 15 dakika daha pişireceğiz. Yarım saat içerisinde hazır olacak. En büyük ocağımızın en kısığında şu anda. 5 dakikadır hiç ellemedim arkadaşlar. Şöyle bakacağım. Bakın dibine sulanmış hafiften. Şöyle hiç kaşık sürmeyin lütfen. Bu şekilde sallayın. Dibine tutmasın. Bir 10 dakika daha bu şekilde dursun. Toplamda tam 15 dakika kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde ara ara böyle sallayarak pişireceğiz. 15 dakikadır kaynıyordu arkadaşlar. Şimdi içerisine 1 kilo şekere ben 4 su bardağı kadar şeker ilavesi yapıyorum. Su bardağı 1 kilodan 2 bardak kadar eksik diyebilirim. Şimdi hiç karıştırmayacağım. Gene altı kısık da şöyle bir karıştırayım. Kapağını kapatıyorum. Ara ara kontrol ederek şeker kendiliğinden erimeye başlayana kadar ellemeyeceğim. Bırakın bir 15 dakika eğer şeker erimeye böyle kendini salmaya başlayınca süre tutacağız. Ama önce bırakın şekerler yavaş yavaş erisin. Yavaştan erimeye başladı gördüğünüz gibi. Kaynamaya da başladı. Ben hiç kaşık vurmuyorum arkadaşlar şu anda. Tamamen bu şeker kendiliğinden erisin sonra karıştıracağım. Şeftali reçelimi de bu şekilde yapmıştım. Çok memnun kaldım. O yüzden aynı şekilde yapıyorum. Sonra altını orta ateşe getireceğim ama bir yavaş yavaş şu şeker erisin. Çünkü birden hızlıca açarsanız dibine tutacaktır arkadaşlar. Ona dikkat edin. Gördüğünüz gibi böyle kendiliğinden şeker tamamen kaynamaya başladıktan sonra içerisine çok değil arkadaşlar şöyle çay kaşığının ucuyla tereyağı bırakıyorum. Bu tereyağı sayesinde çok köpürmeyecek. Şimdi bir kere şöyle karıştırayım. Sakın çok karıştırmayın. Bırakın kendi haline. Böyle içinden meyvelerini falan da almayacağım. Bu şekilde çok karıştırmadan en yüksek ocağınızın en kısığını alın. Şimdi kapağını şöyle yarım olacak şekilde kapatıyorum. Tam 20 dakika boyunca bu şekilde kaynatacağım. Daha sonra limon suyunu ekleyip bir 10 dakika daha kaynatacağım. Yani toplamda bir 40 dakikada
falan. Reçeliniz hazır olacak. Gözünüz üzerinde olsun ve sık sık karıştırmayın lütfen. Tam 20 dakikadır kaynıyordu arkadaşlar. Orta ateşe getirdim bu arada ve kapağını kapatmayın. Kapatırsanız hep sulanacaktır. Bakın meyveler öyle çok aşırı dağılmadı. Gayet güzel. Şimdi içerisine limonun suyunu sıktım. Onu ilavesini yapıyorum. Limon yeterli. Çok aşırı sıkmayın. Şimdi bir 10 dakika daha kaynatıp kıvamına bakacağım. Bakın koyulaşmaya başladı. Bir tabağın içerisine alacağım. Bir 10 dakika daha kaynasın. Sakın kapağını kapatmayın ve çok karıştırmayın. Ve biraz tabağın içerisine alacağım. Bakın kıvamı da koyulaştı. Biraz bunu şöyle dolaba koyacağım. Bir soğutacağım. Soğuduktan sonra kıvamını tam anlamıyla anlayacağım. Bu arada reçelimin altını kısayım. Dolapta 1-2 dakika beklettim arkadaşlar. Bence kıvamı gayet güzel. Hiç öyle sulu falan değil. Daha da bekledikçe koyulaşacaktır. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Şimdi artık altını kapatacağım. Yeterli. Siz de böyle kontrol edin. Kıvam bu şekilde ise tamamdır. Artık ocağın altını kapatıyorum. Bir şoklama işlemi yapacağız arkadaşlar. Böyle içindeki meyveler durdukça kararmamız için soğuk suyun içine oturtacağım tencereyi. Hepsinin içerisine suyu koydum. Hemen içini oturtuyorum. Sıcaktan soğuğa geçmiş oluyor. Bu şekilde meyvelerimiz de daha fazla bekledikçe kararmayacak. Buradan İsterseniz kavanozlayın. Ben kavanozlamayacağım arkadaşlar. Kavanozlarınızı sıcak sıcak doldurun. Hemen ağzını sıkıca kapatıp ters çevirin. Bir gece o şekilde bekletin. Sonra dolabınızda saklamanızı tavsiye ederim. Ben şimdi kapları boşaltmayacağım. Normal tüketeceğim. Zaten bu şekilde yapıp sizler kavanozunuza koyup yani ağzını sıkı kapatmadan da olsa 2-3 aya kadar dolapta saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Merak etmeyin. Göstermelik şöyle bir tane kabın içine alacağım. Kıvamı gayet güzel oldu. Kenarlarını temizleyin güzelce. Kavanoza girdiğinde daha sulu oluyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Çünkü kapağı kapattığınız için buhar sistemi oluşuyor. Biraz daha yumuşak, daha akışkan bir kıvam oluyor. Şöyle kapağını sıkı bir şekilde kapatacağım. Şu şekilde ters çevirin. Kapaklarınızın üst kısmı şişmediyse tamamdır. Ben şimdi sıcak sıcak şöyle içine alacağım. Biraz soğutunca sizlere ayrıntılı kıvamını göstereceğim. Ben bunu hemen tüketmelik yaptım. Öyle kavanoza koymayacağım. Fazla soğutamadım arkadaşlar. Çekimi bitirmem gerekiyordu. Ben şimdi şöyle yine kavanozdan boşaltacağım. Kıvamı şöyle sizlere göstermek istedim. Hemen hemen 2 tane yarım kiloluk falan oluyor arkadaşlar. Öyle diyebilirim. Bakın şöyle kıvamı çok güzel oldu gerçekten. Koyuluğu falan daha beklese daha bile güzel olacak. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.